Merhaba basketbol severler. Bugün uygulamalı eğitim bölümümüzün 5.sindeyiz. 5. bölümde sizlere turnike göstereceğim. Yeni başlayan arkadaşların en çok zorlandığı şeylerden birisi şut ve turnike. Turnikenin iki temel bölümü var aslında. Birincisi adımlama ve ikincisi topu panyaya bırakma diyeyim. Çembere ya da panyaya bırakabilirsiniz. Fakat ilk başta panyalı atış öğretilir. Panya dediğim şey zaten gördüğünüz kare levha. İlk başta genelde oyuncular sağlak olduğu için sağ eli söyleyeceğim. Sağ elle sağdan turnike atarken arkadaşlar elimde hayali bir top olduğunu düşünün. İlk başta adımlamayı göstermek için hiç dribling yapmadan, top sürmeden gösteriyorum. Önce sağ adımımızı atmamız gerekiyor. Daha sonra sol, daha sonra sıçramamız gerekiyor. İki adım bir sıçrama, toplam üç yani. Top elimde varsayın. Sağ, sol, sıçra. Bıraktım. Evet, tekrar yapıyorum. Sağ, sol, sıçra. Adım bu şekilde. Sağ, sol, sıçra. Sağ tarafı. Geldim buraya. Sağ, sol, sıçra. Sol tarafta ise tam tersi şekilde. Top sol elimizde olduğunu varsayıyorum. Yine dribling yapmadan, adım atmadan geldim. Olduğum yerden çalışıyorum. Sadece adımlamayı anlamak için. Top sol elimde. Solla sürdüm, geldim, tuttum. Sol, sağ, sıçra. Tam tersi sağ. Geldim. Sol, sağ, sıçra. Bıraktım topu. Adımlamamız bu şekilde. Ortadan direkt çembere giderken de ister sağ elinizde, ister sol elinizde, ona göre adımlamasını ayarlayarak gidebilirsiniz. Şimdi ikinci önemli nokta. Turnikeyi atarken ilk başta çıkış anında topu nasıl tutmamız gerekiyor? İlk turnike çıkış anında arkadaşlar topu tek elimize tutmamamız gerekiyor. Yani bu şekilde turnikeye girmememiz gerek. Öyle turnikeye girmememiz gerekiyor. Neden? Nedeni şu arkadaşlar. Turnikeye girerken genelde zor pozisyonlarda gireriz. Rahat turnikelerde tek el bırakılabilir. Onda sıkıntı yok ama. Oyuncular savunma yaparken tek elinizle eğer topu bırakmaya kalkarsanız topun blok yemesi, topun çalınma ihtimali çok fazla artar. Bundan dolayı içeride savunma olduğu zaman geldiğimde genelde turnikelerde tam geldiğimde çift el, daha sonra tek ele düşürülür. Yani tam topu bırakma anımda top tek ele düşüyor. Topu saklayarak yükseliyorum. En son bırakıyorum bu şekilde. Geldim mesela, savunma var karşıda. Bıraktım. Top iki elimde, en son tek elime düşüyor. Geldim mesela. Bıraktım. Yani top çıkarken ne kadar topu iyi saklayabilirseniz sizin için o kadar faydalı olur. Evet, üçüncü nokta. Şiddet. Adımlamamızı ayarladık. Sıçrarken topu çok güzel koruyoruz. Son nokta, topu bırakma gücümüz. Topu panyaya çarptırma şeklimiz. Arkadaşlar topu şu şekilde panyaya sert atarak çarptırırsanız her seferinde top potaya çarpıp tekrar size döner. Bu yüzden topu bırakırken panyaya hafif bir şekilde değdirmeniz gerekiyor. Yani şu şekilde değil. Geldim. Bu değil. Bu değil arkadaşlar. Geldiğimde topu hafif bir şekilde bırakmam lazım. İsterseniz 20 metre sprint atıp gidin. Aynı şekilde topu bırakmadığınız sürece top girmez. Ve topu bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Yani bu şekilde bırakmayın. Topu bileğinizle bırakmaya çalışın. Parmaklarınızla, bileğinizle. Yani bileğinizle döndürerek bırakmaya çalışın. Geldik mesela, dümdüz bırakacağım topu. Bu şekilde bırakmayın. Bu şekilde atarak da sokabilirsiniz ama yine yüzdesi çok düşük olur. Bu yüzden atarken bileklerimi kullanarak topu döndürerek atıyorum. Bu şekilde de atabilirsiniz. Bu şekilde de atabilirsiniz bileğinizi kullanarak. Veyahut bu şekilde de atabilirsiniz. Topu ne kadar temiz panyaya bırakırsanız o kadar temiz bir turnike bırakmış olursunuz. Turnikenin önemli noktaları böyleydi. Turnike, şut, dribling
Basketbolun en temel, en öğrenilmesi gereken kavramları, stans duruşu, savunma. Basketbola başlayanlar için, yeni başlayan küçük çocuklar için veyahut eğlencesini öğrenmek isteyen yeni başlayan arkadaşlar için baştan sona zaten şu an başlangıç seviyesinin çalışması gereken şeyleri çekiyoruz. Dribbling, basketbolun temel duruşu, turnike, şut. Bunların hepsi pratik olacak şeyler. Sürekli tekrar ederek artık zihninizde refleksleştikten sonra bu hareketler size çok basit gelmeye başlayacak. Ondan sonra farklı şekilde şutlar, farklı şekilde turnikeler, ters turnikeler, sağdan soldan geçirmeler, çeşitli şeyler deneyebilirsiniz. Ama önce bunları iyice oturtmamız gerekiyor. Dribbling'de de dediğim gibi önce bacak arası, arkadan alma, reverse değil arkadaşlar. Önce topu sağlam bir şekilde sürmemiz gerekiyor. Hızlıyken de dengemizin kaybolmayacağı şekilde. Turnikede de aynı şekilde arkadaşlar. İlk öğrendiğimiz zaman inanılmaz hızlı bir şekilde çıkıp atmak önemli değil. Doğru bir şekilde yapmak hareketi ve daha sonra hareketi mükemmelleştirmek, hızlandırmak, daha iyi bir şekilde bitirmek gerekiyor. Bunu kavradığınızı düşünüyorum ve çalışmalarınızı buna göre yapacağınıza inanıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Turnikeyi başlangıç seviyesi için kısa bir şekilde anlattım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Basketbolla kalın.